Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. 6 yıldız yaraları tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün dişi toru tanıtacağız arkadaşlar. Her zaman gibi kobay faremiz kış askeri. Bakalım arkadaşlar, dişi toru nasıl bir yaraymış, 6 yıldızlısı ne kadar etkili veya ne kadar etkisiz. Özellikleri nelerdir, nerede kullanılır, nerede kullanılmaz. Ya da hiç kullanmasak mı? Arkadaşlar videonun sonunda dişi torla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Sizce nasıl bir hero? Değer mi? Değmez mi? İlk olarak temel özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. 25.838 HP'si var. Saldırısı da 1844. Mistik sınıf olması avantaj. Neden avantaj? Benim gibi mistik ustalıkları olan, mistiklerle oynamayı seven arkadaşlar için güzel bir hero. En azından mistik olması güzel arkadaşlar. Hero'nun kendisine öyle bir şey demiyorum. Sonra yanlış anlaşılmasın. L1'i attığı zaman arkadaşlar 8 saniye boyunca 2443 enerji hasarı oluşturacak şekilde şok verir arkadaşlar. Etki şansı zaten %100. Bu arada rakibin üzerinde şok varken %21 olasılıkla 2.1 saniye boyunca rakibe sersemletme veriyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir özellik aslında. Zaten videonun içerisinde göreceksiniz arkadaşlar. Takriben bir 10-15 saniye boyunca rakip sersem kalıyor ve tokatlamaya devam ediyorsunuz. Şöyle bir özelliği var. Eğer kopyalandığı zaman rakip sersemken vurduğu her vuruş kritik. Bu çok güzel bir özellik ama şu anda bizim dişi torumuz kopyalı olmadığı için arkadaşlar bu özellikten ne yazık ki bahsedemiyorum. Ama bu özellik olsa hero'ya bakışımız biraz da olsa değişebilirdi. Özel saldırısı 2'den bahsedeyim arkadaşlar. 8.5 saniye boyunca 2534 enerji hasarı veren bir şok uyguluyor rakibe. Özel saldırı 3'e attığı zaman da 9 saniye boyunca 4796 enerji hasarı oluşturan bir şok uyguluyor rakibe arkadaşlar. Ayrıca pasif olarak enerji direnci var dişi torun. Mistik etkiler sayesinde enerji direnci 1746 artıyor arkadaşlar enerji saldırılarına karşı. İşte kim olur? Doktor Strange olur. Ki artık 5 yıldızlı 6 yıldızlı yok. Çok bir etkisi yok artık onun. Manyeto olur arkadaşlar. Kimsenin sevmediği hero'lardan bir tanesi. Manyeto'ya karşı veya atılan enerji skill'lerine karşı 1746 direnç sağlıyor. Ağır saldırılar arkadaşlar %85 olasılıkla rakibe 2 tane sendeletme veriyor. 8 saniye sürüyor bu sendeletmeler. Sendelemiş bir düşman bir sonraki güçlendirme etkisinden faydalanamaz arkadaşlar. Üzerine açtığı herhangi bir olumlu takviyeyi anında kapatıyor. Kağıt üzerinde baktığımız zaman çok da kötü bir hero değil arkadaşlar. Ama damage'i düşük, kritik oranı düşük bir karakter. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar %16 kritik oranı var. Kritikleri de damage'inin %152'si kadar vuruyor. Yani 1.5 kata kadar vuruyor. Blok becerisi fena değil arkadaşlar. %60 bir blok becerisine sahip. Zaten enerji hasarıyla beraber bu blok becerisini daha da arttıran bir hero. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar böyle yani kopya olmazsa çok aman aman bir hero değil. Peki bunu nelerde kullanabilirsiniz? Arkadaşlar şu anda bunu ittifak savaşlarında defansa çeşitlilik olarak koyabilirsiniz. Onun dışında çok aman aman bir etkisi yok. Çünkü karşınızda geldiği zaman sizi çok zorlayacak bir hero değil. Saldırırken de kullanabilirsiniz kopya ise eğer. Bu durumda da arkadaşlar rakibin sersemletmeye karşı bağışıklığının olmaması dişi tor için çok etkili olur. Dediğimiz gibi sersemlettiği her hero için her vuruşu kritik oluyor arkadaşlar. %100 ve çok da güzel dövüyor o zaman. Eğer bir gün nasip olur da gümüşleyebilirsek ki inşallah nasip olmaz arkadaşlar. Başka hero'lar gelir. O zaman bir video daha çekeriz gümüş ile alakalı. Yani 5 yıldızı da gelse bunun 5 yıldızı pek yükseltilmez. Peki kaça kadar yükseltilir? Vallahi arkadaşlar 5 yıldızı 6 yıldızını 1.25'te bırakın. Yani boşuna T5 harcanmaz yazık günah. Ya da ittifak almaz arkadaşlar. Döverler sizi bunu yaptınız diye. 5 yıldızı varsa arkadaşlar elinizde 2.35'in üstüne çıkarmayın. Yine yazık günah.
4 yıldızlısı varsa arkadaşlar 3.30'un üstüne çıkarmayın. T4 bile harcamayın bu karaktere. Ya saldırıda etkili olması gerekirken dediğim gibi kopya özelliği olmadığı için çok aman aman bir etkisi yok. Ama bu sürekli sersemletmesi çok etkili. Yani şu anda görüyorsunuz arkadaşlar sürekli sersemletiyor. Rakibi sersemden çıkarmıyor. Hatta kombinle şok üstüne şok yaparsanız şu anda olduğu gibi yani rakibi saatlerce de dövebiliyorsunuz. Tabi burası labirent olduğu için arkadaşlar L3 atma korkumuz olmadan oluyor. Sürekli vuruyoruz sana karakterleri, o yüzden buralarla deniyoruz. Henüz 348 vuruş oldu. Yarısını daha yeni geçmiş. Ya takriben bir 650 civarını bulur arkadaşlar. Ama en büyük artısı bu sersemletme muhabbeti. Dediğimiz gibi arkadaşlar sersemlettiği zaman da her vuruşu kritik oluyor. Bu arada arkadaşlar bir dipnot verelim. Bugün çarşamba. Çarşamba mı bugün? Değil mi? Bugün çarşamba. Evet arkadaşlar. Bugün artık günlerimiz karıştı. Yarın akşam itibariyle Red School Arena'ya geliyor arkadaşlar. 5 yıl 4 ve 5 yıldızı. 3, 4, 5 yıldız gelecek. Bizim 5 yıldıza kasma gibi bir niyetimiz var bildiğiniz gibi. Aklımızda dediğimiz gibi 4500 kredi vardı. Şu anda 3500 kredimiz var zaten. Ama bunu 6000 krediyle çıkartabiliriz arkadaşlar Red School'u kasmak için. Ama öncesinde şöyle bir şey yapacağız. Arena'ya geldiği zaman yeni macerasında bir Red School'a bakacağız arkadaşlar. Özellikleri nasıl? Eğer hak ediyorsa, değiyorsa 5 yıldız için bayağı bir kasacağız. Yine arena maceraya geldiği zaman da hemen ilk incelemeleri yapıp yine buradan sizlere yayınlayacağız arkadaşlar. Genelde kabam yeni gelen her hero'yu ya çok abartı yapıyor ya da bir özelliği de olsa, temel özelliği de olsa çok etkili hale getiriyor. Tanıtım videosunda izlemiştik. Efektleri falan bayağı güzel. Elinde de bir taş vardı. Kozmik taşı tutuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama tabii şu anda herkesin gözü kulağı arkadaşlar Heimdall'da. Acaba Heimdall nasıl olacak ki ustalıklarda bile kozmik ustalığı var arkadaşlar. Kozmik ustalığında bile Heimdall'dan bahseder. Belki dikkatinizi çekmiştir. Eğer çekmediyse kozmik ustalık hakkında size ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar. Şöyle yazar. Kozmik şampiyonlarına Heimdall'a rakip olmalarını ve düşmanın zırhlanma etkilerini azaltmalarına telkin et. Yani arkadaşlar kozmik şampiyonlar Heimdall'a rakip olmaya çalışıyor. Bakalım arkadaşlar, yani Heimdall'ı da bekliyoruz. Evet, Skull'u da bekliyoruz. Eğer güzel olursa bu son zamanlarda 4 yıldızları kasmaya başlamıştık yenilerden. Artık 5 yıldızlara yöneleceğiz. Bu arada arkadaşlar 530'u geçtik komboda. %21 sağlığı kaldı kış askerinin. Kabul burayı yanlış hatırlamıyorsak arkadaşlar 464 komboda geçmişti 6 yıldızlı. Kabul zaten sınıf bonusu da vardı. Ekranması bozması da vardı. Gerçi bu da şok veriyor ufak ufak ama. Kopyalanmış dişi torlu arkadaşlar. Biz oynarken genelde siper attıktan sonra bir vuruş bir de ağır saldırı yapıyorduk. Öyle daha etkili oluyor en azından. 4 yıldız 3.30'u 4K'lar vuruyordu arkadaşlar o şekilde kopyalı olduğu zaman. Ama bu arkadaş vurmaya devam ediyor arkadaşlar. 600'lere geldik neredeyse. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nda hem oyun hem taktik hem de hero'lar hakkında Türkçe bilgi vermeye devam edeceğiz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi oyunlar.